Kondilom nedir? Kondilom HPV virüsünün sebep olduğu cilt üzerine yerleştiği zaman çıkıntı şeklinde papillomatöz diyoruz biz ona. Virüs etkenli bir oluşumdur. Ya sivilce gibi mi? Sivilceden daha farklıdır tabii. Sivilcenin içerisinde tüy olur. Bunu sıkarsan bir şey çıkmaz içinden. Koparırsak? Koparırsan kanar ve yayılır. Sonuçta bir virüs etkeni, altta yatan bir virüs var. Bu virüs haliyle yayılıyor. Cilt üzerine yerleştiği zaman yayılabilir. Yayıldığı zaman daha çok, daha büyük olarak çıkar. Daha çok sıkıntı oluşturur. Tedavisi nasıl yapılır? Farklı tedavi yöntemleri var. İlacı var. İlacı çok etkili değil. Genellikle biz genital bölgede çıkan kondilomlarda kriyoterapi dediğimiz dondurma işlemi. Böyle deodorant gibi hastalara da söylediğim şekilde. Deodorant gibi bir gaz sıkıyoruz. Nitrik oksit gazını sıkarak. Oradaki hücrelerin ölmesini ve yeniden toparlanmasını sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi bu. Diğeri cerrahi eksizyon. Yani keserek çıkartabiliriz. Bir diğeri de yakma işlemidir. Koter yardımıyla elektrik vererek yakarız. Oradaki hücreleri öldürürüz. Kondilomdan nasıl korunulabilir? Partnerini düzgün seçeceksin. Yani çok fazla bu iş birazcık şans işi. Özellikle Türkiye'de cinsel ilişki yaşının düşmesiyle birlikte haliyle çok fazla görüyoruz artık. İnsanlardaki taşıyıcılık oranı da çok fazla oluyor. Prezervatif bir koruma yöntemidir ama bu daha çok rahim ağzına yerleşmesini engellemek içindir. Ama dış genital bölgede özellikle oluşan kondilomdan korunamayız. Ha, kondilom sadece kadında mı olur? Hayır, erkekte de olabilir. Erkekte de olduğu zaman yine aynı şekilde cilt bulguları verir. Bu şekilde bir durumu olan bir erkek ise onun da kendi üyesinin üroloji tarafından tedavi edilmesi gerekir.